Herkese merhabalar. Bu dersimizde ekstra örneğimizi çözeceğiz arkadaşlar. Ekstra örneğimizde bir sayının faktörelini hesaplayan program diyor. Şimdi biz sayıların faktörelini nasıl hesaplıyoruz? Şimdi hemen hızlıca onu düşünelim. Örneğimizin 5 faktörelini hesaplamak için ne yapıyoruz arkadaşlar? 5'ten 1'e kadar olan sayıları yan yana çarpıyoruz ve ne yapıyoruz? Sonucumuzu elde ediyoruz. Sonucumuz 120. İşte biz ne yapacağız arkadaşlar? Döngü kullanarak ilgili sayıyı alıp aslında birden bu sayı kadar olan sayıları çarptığımızda otomatikman sonucumuzu elde etmiş oluyoruz. Algoritmamızı belirlediğimize göre artık kullanıcıdan bu sayıyı alabiliriz. Yani aslında kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz aslında. Input diyorum. Faktöriyelini öğrenmek istediğiniz sayıyı giriniz diyorum kullanıcıya. Ve kullanıcıdan sayıyı aldıktan sonra şöyle bir kontrol yapacağım ilk başta. Eğer kullanıcının girmiş olduğu sayı sıfırdan küçükse kullanıcıya diyeceğim ki lütfen bir doğal sayı giriniz diyeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki doğal sayıların faktörüyle vardır. Ee, ve eğer kullanıcı sıfırdan büyük şey sıfırdan büyük bir sayı girdiyse artık işlemlerimi yapmaya başlayabilirim Else içerisinde. Sonucu ilk başta bir yapıyorum ki kendisine kadar olan sayılarla sonucu çarp, çarpa 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 ilgili sayının faktörelini bulmuş olabilelim diye. For n diyorum. Daha şöyle. For i e, in range diyorum. Ve burada sayı e, sayıyı n'den sayı n'e kadar olan sayıları alıyorum. Tabii ki burada n'e kadar olan sayıları alırken birden n'e kadar olan sayıları alalım. Tabii ki n'i de alacağımız için yani 5 faktöriyelde hesaplarken 5'i de kullanacağımız için o yüzden burada en artı buraya kadar olan sayıları alıyoruz. E, i̇lk başta hemen şunu bir yazdıralım. ilk başta şöyle hepsini yan yana. E, i e diyorum. Hatta şöyle yapalım direkt. i e, and boşluk yazalım. Bakalım kullanıcıdan olduğumuz sayıları e, yansıtabilecek miyiz? Mesela 5 dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi 1'den 5'e kadar olan sayıları yazdırıyor. Aynı şekilde şöyle farklı testimizi yaptığımızda örneğin eksi 1 girdiğimde bakın lütfen bir doğal sayı giriniz çıktısını veriyor. 0 girdiğimde 0 sayısını yazdırmıyor. Ama biz onun e, zaten doğrudan sonucu yazdıracağımız için 0 girdiğinde hatasız bir şekilde yazdırılmasını sağlayacağız. Merak etmeyin. 1 dediğimde de 1 yazdırıyor. Görmüş olduğunuz üzere. 7 dediğimde de 7 1'den 7'ye kadar olan sayıları yazdırıyor. Şimdi bizim yapmamız gereken şey ne? Bu for içerisinde sonucu her bir seferinde bu i ile çarparak sonucu elde etmek. Ve bu for döngüsü tamamlandığında sonucu ekrana yazmak. Sonucu ekrana yazarken de şöyle yapabiliriz. İşte bilmem ne sayısının faktöriyeli eşittir. Şöyle sonuç diyerek buradaki şeyi formatlarız. Format e ee, bizim sayımız neydi? N'di. N faktöriyel eşittir sonuç olacak şekilde bunu formatlıyorum. Böylelikle düzgün çıktı elde etmiş olacağız. 5 yazdığım zaman bakın şurayı da bir yorum içerisinde alayım. Bu bizim test amaçlı yapmış olduğumuz bir print işlemiydi. Testleri kaldırıyorum. 5 dediğimde bakın 5 faktöriyel 120 dedi. Burada 0 dediğimde bakın 0 faktöriyel 1 dedi. Neden? Çünkü ben burada zaten sonucu 1'e eşitlediğim için, e, çünkü ben biliyorum ki kafamda şunu kurdum. Eğer sayı 0'dan küçükse zaten kesinlikle sayının doğal sayı olması lazım. Sayı eğer 0'sa, ise, zaten buradaki else girecek ve ben başlangıçta bu sonuç değişkenini zaten 1'e eşitlediğim için buradaki for döngüsüne girmeden doğrudan e, o sonuç yazacak burada 1 diye ve 0 faktöriyel 1 şeklinde karşımıza çıkacak. Zaten ben burada onun doğru çıktısını verilmesini sağlıyorum 0 faktöriyel için. E, haliyle bunun için ekstradan bir elif falan yazmama, elif falan yazmama gerek yok yani. E, eğer zaten sayı 1 olduğunda da e, otomatikman buradaki for'a girecek. Çünkü 1, 2 olacak burası. E, range bit, bir tane sayı tutacak içerisinde yani bir değerine sahip bir tane sayı tutacak. E, haliyle buradaki i 1 olacak. Yine bir için buradaki for döngüsüne giriyor. E, bir için de bir faktörel oluyor. Hatta bir için de bu döngüye girmemesini sağlayabiliriz. Yani doğrudan 2'den e, başlatabiliriz bunu arkadaşlar yani n2 olduğunda sadece bu for döngüsüne girsin isteyebiliriz. Mesela burada da mesela gelip burada 1 dediğimde bakın yine 1 faktöriyel 1 olacak şekilde tekrar burada for döngüsüne sokmayıp kodun minimumda olsa çok e, mikro miktarda da olsa e, daha mantıklı bir kod yazmayı sağlamış oluyoruz. Bakın 2 için 2 faktöriyel diyor. 3 için 3 faktöriyel 6 diyor. İşte 4 için 4 faktöriyel için 24 falan şeklinde doğru çıktığımızı elde etmiş oluyoruz. Evet, ilgili e, şeyler testlerimizde yaptıktan sonra testi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Sonuçta sıfır faktörlünün aşağısı ve üstü diye biz buna e, işte test testleri e, yaparken genelde işte sıfırın e, bir aşağısı sıfırın bir yukarısı şeklinde yaparız. E, tabii ki burada testi yaparken biz integer sayı beklediğimiz için kullanıcıdan float değeri de girerek test yapmamız gerekiyor normalde. Bakın float girdiğinde burada hata veriyor. Ya da kullanıcının girmiş olduğu e, harf olabilir. Burada hata veriyor. Bunların da kontrollerini yapmanız lazım. E, ben burada yapmadım ama e, istersek yapabiliriz. Hemen bunu yapalım bir hatırlayalım. Bunu göstermiştim ben size ama e, hatırlayalım arkadaşlar try diyorum. Burada ne yapacağım? Şu n'i almaya çalışacağım. Eğer bu try'dan kaynaklı, bu try'in içerisinde bir hata fırlatılırsa otomatikman benim bunu accept ile yakalamam lazım. Bize verdiği hata neydi? Kullanıcı burada maksimum hangi hata yapabilir? Value error hatasını yapabilir. Ben burada bir value error ile karşılaştığım zaman kullanıcıya ne çıktısı vereceğim? Diyeceğim ki lütfen tam sayı giriniz diyeceğim. Ve şuradaki çıktı Kesiyorum buradaki programı hemen buraya yapıştırıyorum ki olur da kullanıcı doğru girerse yani bir tam sayı girerse programımız başarılı bir şekilde çalışsın diye. Zaten burada kullanıcı tam sayı girmezse otomatikman hata fırlatılacağı için hiç buradaki kodlara uğranmadan accept o hatayı tak o value error'ü yakalayacak. Çünkü accept dışında demek yani bu hatayla karşılaşıldığında daha doğrusu dışında değil de bu hatayla karşılaşıldığında yani daha doğrusu o hata e, ist, yani buradaki olay istisna manasında yani bu vali error e, istisnası gerçekleştiğinde demek aslında bu yani bu vali error bu train içerisinde gerçekleştiyse doğrudan buradaki kodu kes daha kod çalışmasın ve bu accept sayesinde e, bu istisna yakalansın ve ilgili çıktığımızı bastırabilirim diye biliyorsunuz ki birden fazla de yazabiliyorduk ilgili hataya göre. Şimdi yaptığımız zaman geliyorum burada 15.2 girdim diyelim. Bakın lütfen tam sayı girin şeklinde artık kontrollerimizi yapabiliyoruz. Harf girdiğimde e, lütfen tam sayı girin diyor. E, tam sayı girdiğimde ise bakın 0 faktöriyel 1 diyor. E, tam sayı girip doğal sayı vermediğimde bile bakın kodum çalışıyor çünkü lütfen bir doğal sayı girin diyor. Bu sefer burada kontrol yapısında o kontrol işlemini gerçekleştiriyoruz. İşte böyle e, efektif bir kod yazmaya çalıştık arkadaşlar. Bu ders anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.